Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Kamu gelirleri bölümüne devam ediyoruz. En son gelirin özelliklerini anlatmıştık. Şimdi geldik geliri tanımlayan teorilere. Peki gelir nedir sorusunu cevaplayacağız şimdi. Başlık geliri tanımlayan teoriler. Geliri tanımlayan teoriler. Şimdi temel sorumuz şu. Gelir vergisinde verginin konusu gelir. Peki o halde gelir ne demektir sorusu aklımıza gelecek. Geliri tanımlayan iki tane teori var. Bunlardan bir tanesi kaynak teorisi. İkincisi ise net artış ya da net artış ya da safi artış teorisi. İşte gelir vergisi sistemleri özellikle gelir vergisinin konusunun tanımını yaparken arkadaşlar ya kaynak teorisini kullanırlar ya da net artış teorisini kullanırlar. Şimdi kaynak teorisine göre bir gelirin gelir tanımına girebilmesi için öncelikle bu gelirin üretim faktörleri aracılığıyla yaratılmış olması lazım. O zaman kaynak teorisine göre sadece ve sadece üretim faktörleri kullanılarak elde edilen gelirler gelir tanımına girer. Üretim faktörleri dediğimiz zaman emek, sermaye aklımıza gelir. Peki emeğin geliri nedir? Maaş, ücret gibi gelirlerdir. Peki sermayenin geliri nedir arkadaşlar? Kar, faiz gibi gelirlerdir. Dolayısıyla dikkat ederseniz bu gelir tanımı sadece üretim faktörlerinin kullanılması yoluyla elde edilen gelirleri gelir tanımına dahil eder. Bununla yetinmez. Bir de der ki bu gelirlerin sürekli olması gerekir der. Bakın ikinci özellik gelirin sürekli olması. O zaman üretim faktörleri kullanılarak sürekli gelir elde ediliyorsa bu kaynak teorisinin tanımıdır. Peki kaynak teorisi gelirin kapsamını ne yapmıştır? Daraltmıştır. Bu nedenle arkadaşlar kaynak teorisinin gelir tanımı dardır. Yani gelirin dar tanımıdır. Evet. Şimdi gelirin dar tanımı kaynak teorisi dedik. İki şarta bağladık. Dedik ki bir, bu gelir üretim faktörleri yoluyla elde edilecek. İki, bu gelir sürekli olacak. Net artış, safi artış teorisi ise geliri şöyle tanımlar. Bunun tanımını yazmamız lazım. Bir gerçek kişinin belli bir dönemde varlık, dikkat, varlık ve tüketiminde ortaya çıkan artışları gelir olarak tanımlar. Varlık ve tüketiminde. O zaman bir gerçek kişinin vergilendirme döneminin başından vergilendirme döneminin sonuna varlıklarında bir artış olursa bu artışa yol açan her neden gelir olarak tanımlanır. Yine aynı şekilde tüketiminde bir artış olursa bu artışa yol açan her neden gelir olarak tanımlanır sevgili arkadaşlarım. Yani söylediğim şu. Örneğin ben ücretli olarak bir yerde çalışıyorum. Ama bunun yanı sıra dönemin sonunda, dönemin başındaki varlıklarımdan daha çok varlığa sahip olabilirim ben. Buna yol açan ücret gelirim olmayabilir. Örneğin miras kalmış olabilir bana. Örneğin oynadığım bir şans oyunundan piyango ya da ikramiye çıkmış olabilir. Veya sevgili arkadaşlarım birisi bana bağış yapmış olabilir. Yine aynı şekilde herhangi bir varlığımın değeri artmış olabilir. Yani şöyle ifade edeyim. Diyelim ki çok ucuz aldığım bir arsanın değeri birden bir nedenden dolayı hızla artmış olabilir. Ha demek ki net artış teorisi, miras, piyango, ikramiye, bağış, değer artışı gibi nedenlerle ortaya çıkan varlık artışlarını tüketim artışlarında ne olarak tanımlar? Gelir olarak tanımlar. Bu yönüyle baktığımızda net artış teorisi gelirin geniş tanımıdır. Gelirin geniş tanımı. Şimdi buradan çıkan sonuç da şu sevgili arkadaşlarım. Eğer bir ülke vergi sistemini kaynak teorisine göre tanımladıysa dar tanımdır bu.
Ve dolayısıyla sadece bu özellikleri taşıyan gelirlerden gelir vergisi alır. Eğer bir ülke net artış teorisine göre gelirin konusunu tanımlarsa, o zaman şu bahsettiğimiz yollarla elde edilen gelirler de gelir vergisinin konusunu oluşturacaktır. Şimdi gelelim bizim Türk vergi sistemi meseleyi nasıl kabul etmiş? Bir önceki videoda Türk vergi sistemi içinde yer alan gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratların şunlar olduğunu söyledik. Bu arada kazanç dediğimiz arkadaşlar emek ya da sermaye üretim faktörünün kullanılması yoluyla elde edilen gelir türüne verilen isim. İrat ise sadece sermayenin kullanılması yoluyla elde edilen gelir türüdür. Şöyle ki kazanç bizzat emeğin ya da bizzat sermayenin sahibi tarafından kullanılarak elde edilen bir gelir iken, irat ise sermayenin başkalarında kullandırılması yoluyla elde edilen gelirdir. İki tür sermaye var. Fiziki sermaye, mali sermaye. Örneğin bir apartman dairesini bizim gelir vergisi kanunu fiziki sermaye kabul eder. Ve dolayısıyla buradan elde edilen kira gelirini de irat olarak kabul eder. Ve buna gayrimenkul sermaye iradı der. Örneğin ben aynı zamanda bir anonim şirketinin hisse senedine sahip olabilirim. Dolayısıyla o anonim şirketi ben mali yönden desteklerim arkadaşlar. Yani ona mali bir sermaye sağlamış olurum. İşte buna da menkul sermaye iradı der. Şimdi gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratlar 7 başlıktı. Birinci başlık ticari kazanç. Bir daha bunları yazalım. Bunları böyle yaza yaza öğreneceğiz sevgili arkadaşlarım. Sonra çok işimize yarayacak. 2. Zirai kazanç. 3. Ücret kazancı. 4. Serbest meslek kazancı. 5. Gayrimenkul sermaye iradı. 6. Menkul sermaye iradı. 7. Diğer kazanç ve iratlar. Şimdi 7. başlık aslında bizde ilk 6 başlık içerisinde yer almayan her türlü gelir unsuru olarak tanımlanmamış. Onu da kendi içinde sınırlandırmış. Yani 7. başlığın birincisi arkadaşlar değer artış kazançları. İkincisi de arizi kazançlar şeklinde tanımlanmış. O zaman bizim gelir vergisinin konusu içerisine giren kazanç ve iratlar bunlardır. Şimdi kabaca bunların bir tanımını yapmakta fayda var. Ticari kazanç sermaye yoluyla elde edilen bir kazanç türüdür. Zirai kazanç emek sermayenin bir arada kullanılması nedeniyle elde edilen kazanç. Ücret emeğin kazancıdır. Serbest meslek kazancı arkadaşlar yine emeğin kazancı ama bir farkı var. Uzmanlaşmış emek. Sonra konuşacağız bunları. Uzmanlaşmış emek. Bakın bu bilgilerle aynı zamanda ben sizi şu an neye hazırlıyorum? Türk vergi sistemine de hazırlıyorum. Gayrimenkul sermaye iradı dediğimiz arkadaşlar aslında fiziki sermayenin kira geliridir. Fiziki sermayenin kira geliri. Yani hakların veya gayrimenkul kabul edilen malların kira gelirine ne diyoruz biz? Gayrimenkul sermaye iradı. Menkul sermaye iradı ise mali sermayenin kira geliridir. Tabi mali sermayenin kira gelirine normalde biz kira demeyiz. Faiz, kar payı gibi isimler kullanırız. O zaman bu tür gelirler bizim için menkul sermaye iradıdır.
Bakın değer artış kazancı mal ve hakların değerinde ortaya çıkan artıştır. Yani mal ve haklar elden çıkarıldığında bir değer artışı varsa o vergiye konu olur. Arzi demek de arada bir demektir. Yani sürekli olmayan bir gelir kaynağından söz eder son başlıkta. Evet, şimdi bu tanımlamalardan hareketle acaba bunların hangileri kaynak teorisinden hareketle tanımlanmış? Dikkat ederseniz üretim faktörü geliridir bunlar. Bunların altısı da üretim faktörü geliridir. O zaman bizim Türk vergi sisteminde gelir vergisi ilk 6 başlığı kaynak teorisine göre tanımlamıştır. Yani burada neyi benimsemişiz biz? Kaynak teorisini benimsemişiz. Sadece son başlık. Dikkat edin. Değer artışını nerede yazdım? Burada yazdım. Arzi yani sürekli olmayan dediğine göre o zaman o da net artışa girer. Son başlıkta neye göre tanımlanmış? Net artış teorisine göre tanımlanmış. Evet. Ola ki sınavda böyle bir soru gelirse arkadaşlar, işte ilk 6 gelir kaynağı kaynak teorisi, 7. gelir kaynağı ise net artış teorisi üzerinden tanımı yapılmış. Tabii şunu söylemekte fayda var. Net artış teorisi üzerinden yapılan tanım da kısmi bir tanımdır. Yani kapsamı mümkün olduğu kadar daraltılmıştır. Mesela burada süre sınırları falan var. Türk vergi sistemine geldiğinde detaylı bir biçimde bundan bahsedeceğiz. Şimdi şu soru geldi aklınıza. Hani dedi ki bunu tamam bizim gelir vergisi kısmi de olsa vergilendiriyor. Peki hocam bunlardan vergi alınmıyor mu? Alınıyor tabii ki arkadaşlarım. Onların yani miras, piyango, bağış, ikramiye gibi unsurlar bizde gelir vergisinin konusuna girmez. Başka bir verginin konusuna girer. O vergi de veraset ve intikal vergisidir. Dolayısıyla veraset ve intikal vergisi gelir üzerinden değil, servet üzerinden alınan bir vergi olması nedeniyle arkadaşlar, bakın bunlar bizde gelir vergisine tabi değildir. Bir daha söylüyorum. Biz mirastan, piyangodan, bağıştan, ikramiyeden vergi almıyor muyuz? Alıyoruz. Peki hangi vergiyi alıyoruz? Veraset intikal vergisini alıyoruz. O zaman bunlardan kesinlikle gelir vergisi almıyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet, gelir vergisinin temel ya da genel özellikleri bunlardır arkadaşlar. Dedi ki dolaysız vergilerden ilki gelir üzerinden alınan vergiler. Gelir üzerinden alınan vergilerden ilki de gelir vergisi dedik. Gelir üzerinden alınan bir diğer vergimiz arkadaşlar kurumlar vergisi. Kısaca bir kurumlar vergisinden de bahsedelim. Gelir üzerinden alınan ilk vergi gelir vergisiydi. Bir de yine gelir üzerinden alınan ve dolaysız bir vergi türü kurumlar vergisi. Yani kurumlar vergisine dair çok fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ancak birkaç cümleyle açıklayıp geçelim. Nasıl numaralandırdığımı hatırlamıyorum ama 2 diyorum. Gelir üzerinden alınan ikinci vergi kurumlar vergisi. Şimdi aslında iki vergimizin kaynağı da aynı. Yani gelir vergisinin kaynağı da aynı, kurumlar vergisinin kaynağı da aynı. Fakat konuları birbirinden farklı, mükellefleri birbirinden farklı. Gelir vergisinin konusu gelirdir. Gelir vergisinin mükellefi de gerçek kişidir. Fakat arkadaşlar kurumlar vergisinin mükellefi adından da anlaşılacağı üzere kurumlardır. Şimdi hocam niye böyle yazdınız? Yani niye tüzel kişilik demediniz? Çünkü şu an stüdyoda bulunan bir arkadaşım tüzel kişiler dedi. Bazen tüzel kişiliği olmadığı halde bu verginin mükellef olan kurumlar da var. Yine aynı şekilde arkadaşlar tüzel kişiliği olduğu halde bu verginin mükellefi olmayan kurumlar da var. Bizde de böyle. Bizde mesela kolektif şirket, yine aynı şekilde adi komandit şirket yapıları kurumlar vergisine tabi değil. Buna karşılık bunlar tüzel kişiliği var. Buna karşılık arkadaşlar menkul kıymet yatırım fonları var. Tüzel kişiliği yok. Yine aynı şekilde iş ortaklıkları var. Tüzel kişiliği yok ama kurumlar vergisine tabi. Dolayısıyla dikkat ederseniz hani tüzel kişiler demek çok doğru değil. O yüzden biz kurumlar ifadesini kullanalım. En doğrusu bu sevgili arkadaşlarım. Evet, kurumlar vergisinde verginin mükellefi kurumlar, konusu da bu kurumların kazançları. Kurumların kazançları. Evet.
Kurumlar vergisinde verginin mükellefinin kurumlar olması nedeniyle vergimiz objektif bir vergidir. Subjektif olamaz zaten. Objektif bir vergidir. Aynı zamanda unutmayalım, bu da dolaysız bir vergidir. Dolaysız bir vergi türü olarak karşımıza çıkar. Tabii kurumlar vergisinin varlığı sorgulanır arkadaşlar. Yani kurumlar vergisi neden vardır? Kurumlar vergisinin gerekçesi ya da gerekliliği üzerine bir takım görüşler mevcut. Mesela kimi teorisyenler der ki özü itibariyle kurumların ayrı bir kişiliği vardır. Bu da vergilendirilmesini gerektirir der. Bakın burada kişilik kavramından hareket ediyor. Sonuçta kurumu oluşturan bir ortaklar var. Onlar gerçek kişiler. Bir de kurumun o gerçek kişilerden ayrı bağımsız bir kişiliği var. Ona da biz ne diyoruz? Tüzel kişilik diyoruz. O yüzden diyor ki kurumun ayrı bir kişiliğinin olması nedeniyle ayrı bir vergiye tabi olması da normaldir, olağandır diyor. Yine kurumlar vergisinin gerekliliğini savunanlar arkadaşlar şöyle ifade ediyor. Diyor ki sonuçta bu kurumlarda ayrı bir tüzel kişilik olarak kamusal hizmetlerden faydalanıyor. Yani kurumun ortaklarının yanı sıra şirketler de, tüzel kişilikler de kamusal hizmetlerden fayda elde eder. O zaman bunların da vergilendirilmesi doğaldır. Nasıl ki kamusal hizmetten fayda elde eden yurttaşlar vergilendiriliyorsa, bu kurumlar da aslında bir nevi yurttaştır. O zaman bunların da vergi ödemesi doğaldır. Ancak arkadaşlar dünyada bazı uygulamalara baktığımızda kurumlar vergisiyle gelir vergisinin birlikte uygulandığını, yani iki ayrı vergi olarak değil de tek bir vergi olarak uygulandığını görüyoruz. O zaman burada da şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kimi ülkeler aslında kurumlar vergisinin gerekli olmadığını düşünüyor. Gelir vergisini yeterli olarak kabul ediyor. İki farklı yaklaşım var. Siz artık hangisini takdir ederseniz. Evet. Gelir üzerinden alınan ikinci vergimiz kurumlar vergisi dedik. Şimdi yine bir dolaysız vergi olan servet üzerinden alınan vergiler var. Şöyle kısaca servet üzerinden alınan vergilerin de özelliklerinden bahsedelim. Herhalde buna da B demişimdir. Dediğim gibi arkadaşlar numaralandırmaları artık siz kendiniz. Benim hocam yayıncılığın reklama girdim. Benim hocam yayıncılığın hazırladığı yayınlardan takip edersiniz. Evet. Servet üzerinden alınan vergiler var. Servet üzerinden alınan vergiler. Şimdi servet üzerinden alınan vergileri biz çeşitli şekillerde sınıflandırma şansına sahibiz. Servet üzerinden alınan vergileri şöyle ifade edebiliriz. Bir sınıflamayı böyle yapabiliriz. Servet birikiminden alınan vergiler, servet birikiminden alınan vergiler, bir de servetin öyle diyelim el değiştirmesinden alınan vergiler. Şimdi servet birikimi dediğimiz zaman servet stoğu aklımıza gelir. Servet stoğu. Biliyorsunuz kişiler elde ettikleri gelirlerden tasarruf ettikleri bölümlerle ne yapabilir? Servet biriktirebilir. Bu da onun servet stoğunu ne yapar? Artırır. O zaman servet stoğu üzerinden de vergi alınabilir. Bu servetin el değiştirmesi sırasında da vergi alınabilir. Peki servet nasıl el değiştirir? İki şekilde el değiştirir. Ya bağış yoluyla ya da miras yoluyla el değiştirir. Dolayısıyla bağış ve miras da arkadaşlar bir servet vergisi olarak karşımıza çıkabilir. Bir böyle sınıflandırabiliriz. Bir de servet üzerinden alınan vergileri şöyle de sınıflandırabiliriz. Birazdan bunların örneklerini vereceğim. Şöyle de sınıflandırma şansına sahibiz. Mesela genel servet vergileri, kısmi servet vergileri şeklinde de, kısmi demeyelim de onu şöyle diyelim. Daha doğrusu şu, özel servet vergileri diyelim. Genel özel ayrımı yapabiliriz. Şimdi genel servet vergileri, servet unsurlarının tamamı üzerinden alınan vergileri ifade ederken özel servet vergileri servet unsurlarından tek tek alınan
vergileri ifadedir. Şimdi genellikle servet unsurlarının tamamı üzerinden bir genel servet vergisi alınacaksa arkadaşlar, bu vergi bir kere söz konusu olur. Yani servet unsurlarının tamamı üzerinden ya da servet stoğunun tamamı üzerinden tek seferde vergi alınması şeklinde de olabilir. Veya arkadaşlar, genel görüş bu, genel uygulama bu. Veya her dönemde bu servet stoklarında artışlar ortaya çıktıkça da vergi alınabilir. Bakın, her ikisi de uygulama şansı bulmuştur. Mesela bizde. Keşke bunu bu tarafa, bunu bu tarafa yazsaydık. Neyse, önemli değil. Bizde arkadaşlar veraset ve intikal vergisi genel servet vergisi özelliği gösterir. Bir daha söylüyorum. Veraset intikal vergisi genel servet vergisi özelliği ya da niteliği gösterir. Buna karşılık bizde motorlu taşıtlar vergisiyle emlak vergisi özel servet vergisi özelliği taşır. Neden? Çünkü burada servet unsurları tek tek vergilendirilir. Burada ise servet unsurları bir bütün olarak vergilendirilir. Veraset vergisinin konusu mirastır. İntikal vergisinin konusu ise bağıştır. Yani bir kişiden bir başka kişiye miras ya da bağış yoluyla mal intikal ettiğinde, yani mal el değiştirdiğinde bu vergi söz konusu olur arkadaşlar. Ve intikal eden mallar üzerinden vergi bir kere alınır. Ve dolayısıyla dikkat ederseniz bu bir genel servet vergisidir. Söylediğim şu: Allah göstermesin, diyelim ki babama bir şey oldu, yaşamını yitirdi. Ondan bana bir tane ev, bir tane otomobil, bir tane yat, bir tane de kat kaldı. Öyle diyelim. Şimdi bakın, 4 tane servet unsuru var burada. Bu servet unsurlarının tamamı üzerinden. Bak, ayrı ayrı değil. Hepsinin parasal tutarını topluyoruz. O tamamı üzerinden ne alıyoruz? Vergi alıyoruz. Ve bir daha benden bu konuda vergi isteniyor mu? Hayır, istenmiyor. İşte buna genel servet vergisi diyoruz. Fakat bana ait olan otomobil için ben her yıl motorlu taşıtlar vergisini düzenli olarak ödüyorum. Yine bana ait olan bir arsa, arazi veya bina için her yıl emlak vergisini düzenli olarak ödüyorum. İşte bu da özel servet vergisi. Dolayısıyla dikkat ederseniz binayı ayrı, arsayı ayrı, araziyi ayrı ya da motorlu taşıtı ayrı ayrı vergiye tabi tutuyor. İşte bunlara özel servet vergisi diyoruz. Tabii onun için söyledim, keşke bunu buraya, bunu buraya yazsaydım dedim. Bu örnekleri biz ne için de verebiliriz? Servet birikiminden alınan vergilere de örnek verebiliriz. Bunu ne için örnek verebiliriz? Servetin el değiştirmesinden alınan vergiler için örnek verme şansına sahibiz. Şimdi ben kısa kısa buradaki şu 3 vergiden bir söz edeyim arkadaşlar. Siz de bu arada tabii notlarınızdan takip edin. Benim hocam yayıncılıktan satın aldığınız notlarınızdan takip edin sevgili arkadaşlarım. Çok reklam yapıyorum. Şimdi motorlu taşıtlar vergisi. Adından da anlaşılacağı üzere bu verginin konusu motorlu taşıtlardır. Ve genellikle uygulamalarına baktığımızda arkadaşlar spesifik bir vergiyle karşı karşıya kalırız. Yani verginin konusunun motorlu deniz, motorlu hava ve motorlu kara taşıtları olması nedeniyle bu taşıtların spesifik bazı özellikleri üzerinden vergilendirildiğini görürüz. Bunu zaten biz spesifik vergileri anlatırken konuşmuştuk. Ama hemen burada bir şeyi belirtmekte fayda var. Bizde bu verginin konusuna sadece motorlu kara ve motorlu hava taşıtları girer. Ne zaman böyle bir düzenleme oldu? 2009 yılında. Yani 2009 yılına kadar motorlu deniz taşıtları da vergiye tabiyken 2009 yılından sonra motorlu deniz taşıtları verginin kapsamı dışına çıkarıldı sevgili arkadaşlarım. Tabii yine Türk vergi sisteminde bunun detaylarını konuşacağız. O zaman motorlu taşıtlar vergisi spesifiktir ve verginin konusuna motorlu kara, motorlu deniz ve motorlu hava taşıtları girer.
Tabi bu şu demek değil, her türlü motorlu taşıtta verginin konusu da girmeyebilir. İlgili kanunlar buna ilişkin düzenlemeler içerir. Mesela bizde traktör bir motorlu taşıt olmasına rağmen verginin konusuna girmez. Yine aynı şekilde arkadaşlar, örneğin iş makinaları dedim, kepçe ve benzeri iş makinaları. Bunlar motorlu olmasına rağmen verginin konusuna girmez. Belli tarımsal makineler, mesela bir çerdöver, verginin konusuna girmez. Bunları tabii Türk vergi sisteminde daha detaylı bir biçimde size anlatacağım. İkinci vergimiz emlak vergisi. Emlak vergisinin konusu bina, arsa ve arazidir arkadaşlar. Bina, arsa ve arazi. Binalar ister mesken olarak kullanılsın, ister iş yeri olarak kullanılsın, verginin konusuna girer. Dünya uygulamalarına baktığımızda genellikle bir mahalli idare vergisi olarak görülür bu vergi. Yani yerel yönetimlerin daha çok tahsil ettiği bir vergidir. Bizim ülkemizde ise 1985'e kadar tam tersi bir durum var. 1985'e kadar merkezi yönetim vergi gelirleri içindeyken 85 yılından itibaren belediyelere tahsil yetkisi verilmiştir. Emlak vergisi de böyle, tabii Türk vergi sisteminde bunları detaylandıracağız. Şimdi dedik ki arkadaşlar, bir de genel servet vergileri var. Genel servet vergisi dediğimiz veraset ve intikal vergisidir. Veraset miras, intikal ivazsız intikal, yani karşılıksız intikalleri, bağışı kapsar arkadaşlar. Bu genel bir servet vergisidir ve bir kere alınır. Yani bir kişiden diğer bir başka kişiye ölüm yoluyla miras kaldığında o mirastan vergi bir kere alınır. Yine aynı şekilde bir kişiden bir başka sağ kişiye, unutmayın, ivazsız intikaller kesinlikle sağlar arasında olur. Çünkü ölü yaşayan birisine bağışta bulunamaz veya yaşayan birisi ölüye bağışta bulunamaz. Dolayısıyla burada her iki tarafta sağdır arkadaşlar. Ve dolayısıyla buradaki bağıştan da bir kere vergi alınır. Şimdi burada önemli bir bilgi var. Onu yazacağım. Şimdi bu veraset vergisinin iki uygulama şekli var. Veraset vergisinin İki uygulama şekli var. Bunlardan bir tanesi tereke vergisi. Veraset vergisinin iki uygulama şekli var. Biri tereke vergisi, ikincisi ise arkadaşlar miras payı vergisi. Şimdi tereke vergisi eski bir uygulama. Bu arada tereke miras demektir. Tereke vergisi eski bir uygulama. Miras payı vergisi ise günümüzdeki uygulama. Şimdi tereke vergisinde arkadaşlar verginin mükellefi muristir. Muris kimdir? Muris ölen kişidir. Şimdi neden böyledir diye soracak olursanız sevgili arkadaşlarım, tereke vergisinin konusu murisin mirasının tamamıdır. Yani murisin mirası henüz mirasçılara intikal ettirilmeden önce vergi alınır. Dikkat edin. Burada önce mirasın tamamından vergi alınır. Sonra kalan miras mirasçılara pay edilir. Şimdi burada yorum yapacağız. Önce mirasın tamamından devlet vergisini alıyor. Sonra kalanı mirasçılara pay ediyor arkadaşlar. Peki henüz bu mallar mirasçıların üzerine intikal etmeden devlet, daha murisin üzerindeyken vergi alıyorsa kimi vergilendiriyor? Murisi, yani öleni vergilendirmiş oluyor. Şimdi bunun yaratacağı teknik bir sorun var, o da şu. Mükellefin kişilik sorunu. Çünkü biz mükellefi şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki üzerinde vergi borcu tereddüt eden, yani düşen gerçek ve tüzel kişilerdir. Peki bir ölünün kişiliği olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ölü kişi kabul edilmez hukuken. Bu nedenle bu bizim mükellef tanımımızla çelişiyor. O yüzden bu uygulamadan kaldırılmış bir veraset vergisi modelidir. Tabii şunu da unutmayın. Tereke vergisi bu yönüyle baktığımızda objektif bir vergidir. Evet.
Mükellefi muristir, yani ölendir. Önce mirasın tamamından vergi alınır, sonra kalan miras mirasçılara intikal edilir. Bu nedenle tereke vergisi objektiftir. İlkel olması nedeniyle de terk edilmiştir. İkincisi miras payı. Miras payı vergisinde önce miras mirasçılara murisle olan akrabalık derecelerine göre pay edilir. Önce miras mirasçılara pay edilir. Bak unutmayın. Mirasın nasıl paylaşıldığı konusu medeni hukukta size anlatıldı sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla o miras nasıl pay edilir? Murisle olan akrabalık ilişkisi üzerinden pay edilir. Ve her mirasçı kendine düşen pay üzerinden vergi öder. Dikkat ederseniz arkadaşlar, burada o zaman verginin mükellefi kimdir? Mükellef mirasçıdır. Muris değil, mirasçı. Ve bu yönüyle baktığımızda bu vergi subjektif niteliktedir. Evet. O zaman tereke vergisi ile miras payı vergisi arasında böyle bir temel fark var. Hem mirasçıları hem de aynı zamanda arkadaşlar verginin özelliği açısından farklılık söz konusu. O zaman şu yorumu da son kez yapıyoruz. Şu an hali hazırda uygulanan sistem miras payı vergisi sistemidir. Ülkemizde veraset intikal vergisinde de benimsenen miras payı vergisidir. Bunu unutmuyoruz. Evet, böylece dolaysız vergileri arkadaşlar tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde dolaylı vergilerle konumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.